Merhabalar. Bugün şehir hepimizin de, aslında herkes ev sahibi. Çünkü Ali Vatansever'in bugün vizyona girecek olan filmi Saf'ı konuşacağız. Ben bir hafta önce seyrettim ve gerçekten de bir sosyal bilimci olarak derste anlattıklarımızın bir film olarak karşımızda görmek ve seyircinin de ne kadar etkilendiğini, bizlerin ne kadar etkilendiğini görmek benim için çok heyecan verici oldu. O yüzden filmi de seninle konuşuyor olmaktan çok mutluyum, çok heyecanlıyım aslında. Çok teşekkür ederim. Yani bu programın her zaman moderasyon tarafındaydık. Evet. Bir konuk olarak buradayım. Hem çok heyecanlıyım hem böyle güzel sözlerle başlamış olmadan dolayı da çok mutluyum. Umarım anlamlı tartışmalar başlatacak. Gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü çok fazla aslında çok katmanlı ve kapsamlı bir film olduğunu düşünüyorum. Hatta kentsel dönüşümü belgeleyen bir tür belgesel niteliği de olduğunu düşünüyorum ama bir belgesel ritimine de değil ve öyküleri çok güçlü gibi geldi bana. En azından ben tarafsızca baktığımı düşünüyorum ama belki de biraz bir saftayımdır. Onu da söylemek lazım. Belki isminden başlayabiliriz. Gerçekten bu arada ben daha öncesinde hiç konuşmamıştım seninle. Yani bilmeyerek seyrettim. Daha önce hiç tartıştığımız bir şey değildi ama tabii ki ister istemez hani kentle ilgilendiğini biliyordum, göç öykülerinin olduğunu biliyordum. Ama başlık Saf bana çağrıştırdıklarıyla filmdeki hali farklıydı. Evet. Neden Saf? Ne anlama geliyor bu Saf? Öncelikle Saf kelimesini biz bütün dünyada saf olarak kullanıyoruz. Yani dünyada bir sürü yerde gösterime girdi bu zaman. Yani festivallerde gösterildi. Her yerde saf olarak anıyoruz. Çünkü çeviremiyoruz. Çünkü film tam olarak bu kelime oyunu üzerinden şekilleniyor. Ve şöyle diyebilirim, aslında ilk temel sorun benim şuydu. Yani şehirler dönüşürken, sürekli bir sorunla mücadele halindeyken bütün dünyada ve bütün dünyada böyle dışarıda canavarlar varmış gibi ve canavarlarla mücadele ediyormuş gibi hissederken nasıl insan kalacağız? En temelinde nasıl saf bir insan kalacağız? Yani saf olmak mümkün mü 2019 yılında sorusu ekseninde? Bu soru hep kafamı kurcalıyordu. Bir yandan da insanın toprakla mücadelesi. O yüzden İngilizceye de saf olarak mı tutuyorsunuz? Her yerde saf, evet. Yani bütün yerde insanlar saf. Açıklama mı var böyle? Deep note falan mı saf hiçbir ne demek? Hiçbir şey yok. Hiçbir sadece şey nasıl yok. Oluyor? Gösterdikten sonra insanlar tabii ki merak edip soruyorlar saf ne demek diye. Ve çok anlamlı da bir tartışma başlıyor açıkçası oradan diye düşünüyorum. Ve filmin diğer anlamına gelecek olursak da o da saf tutmak. Yani sen bu safta mısın, karşı safta mısın? Yani bizim saf tutmak zorunda olma halimiz. Yani bu coğrafyada, farklı coğrafyalarda rengimizi belli etmeden, yani siyahımızı, beyazımızı, yanında mısın, karşısında mısın belli etmeden bize yaşam alanının tanınmaması üzerinden. Yani bu taraflılık hali. Evet, taraflılık hali. Yani hayatta kalma mücadelesi olarak insanlar her zaman kimi yanında, kim karşısında bilmek istiyorlar. Böyle bir siper alma halinin bana anlamsızlığı üzerinden. Çünkü karakterlerimizi, safhane karakterlerimiz taraf seçmek zorunda bıraktıklarından dolayı ikisinin içsel dönüşümünü takip ediyoruz aslında. Dolayısıyla hem bu kelime oyunu hem anlatmaya çalıştığımız şeye çok uyduğu için bunu böyle korumak istedik. Ya gerçekten de bir yandan dediğim gibi hani yaptığımız araştırmalarla işte benim de kafamda dönüştürdüğüm sorunlarla o kadar örtüşüyor ki bu işte kutuplaşma bir başka yansıması, ötekileştirme bir başka yansıması, bu siyah beyazlarla uğraşmak ve hani grilikler içinde yaşadığımızı aslında film oldukça güçlü hissettiriyor. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum bu filmdeki tabii sürekli bir inşaat alanı halinde. Evet. İçindeyiz aslında. Evet. Onun da verdiği bir grilik de var. Yani belki orada da bilmiyorum daha. İşte bu muhteşem. Çünkü hani zaten coğrafyaya gittiğimiz zaman ilk defa hikaye Fikirtepe'de geçiyor arada. Tam kentsel dönüşümün en civcivli olduğum, büyük ölçekte yaşandığı bir yer. Kalan mahallelerin böyle hafif, böyle bir nostaljik bir havaya büründüğü. Nasıl diyeyim? Yani orada bir yani hüzünün çöktüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz açıkçası. Ve oraya gittiğiniz zaman da öyle. Yani her yer farklı, toprağın farklı bir şekline bürünmüş. Bazıları işte cidden toprağa yakın evler, mahalleler varken öbür tarafta da toprağın dibine doğru inmiş büyük şantiyeler, devasa şantiyeler görüyorsunuz ve ileriki aşamada da o şantiyelerden yükselen koca çelik, alüminyum, cam binaları
görüyorsunuz. Dolayısıyla zaten gördüğünüz şey bu green'in tonlarında. Biz de zaten tabii tercih olarak biz bunu siyahlara daha kontrastını yükseltip oraları gölgeleri siyahlara boğabilirdik ama benim derdim hiç siyahlarla beyazlarla olmadığı için o böyle düşük kontrastlı havanın yani tozun zaten yani havada olduğu yani toprağın da havada olduğu hali yansıtmaya çalıştık. Ama yani gerçekten onu hissediyor. Belki seslerden de yani o inşaat alanının sesi sürekli duyuluyor. Evin içinde bile o sesi duyuyoruz. Evet. Yani o alanın içinde yaşıyoruz ve belki de aslında bir yandan da ne kadar kanıksadığımız ve alıştığımız bir şeyi duyduğumuzu fark ediyoruz. Çünkü İstanbul'da gerçekten de bir şantiye içinde yaşıyoruz. Ya bu çok anlamlı bir soru. Neden anlamlı bir soru? Çünkü sinema sonuçta hem göze hem kulağa hitap ediyor. Burada şöyle bir kolaylık var. Göz sürekli görüp sürekli tazelenen, taze kalabilen bir şey. Ama kulak alışan bir organ. Yani şimdi izleyici öyle bir şey ki görsel olarak sürekli Fikirtepe'ye maruz kalıyor. Ki biz maruz kalmada da zaten daha çok şey hani böyle o yıkımın estetiğini göstermek yerine karakterlerle ilerliyoruz. Ama işitsel kanalda genel olarak şey oluyor. Hızlıca alışıyoruz. Evet. Nasıl İstanbul'da bu bütün şantiye seslerine, şey bütün bu araba sesleri, araç seslerine evet. her şeye alışıyorsak filmde de bunu korumak çok zor. Çünkü bir süre sonra bakmışsınız o ses kanalına alışmıyorsunuz. Biz de dolayısıyla şöyle yaptık. Giderek sesleri kalınlaştıran, hem daha baslaştıran, hem böyle daha testere, çekiç gibi sesleri de giderek filmin içerisine yaydık ki alışıyorsunuz ama yeni bir katman daha ekleniyor. Biraz daha rahatsız oluyoruz. Dolayısıyla aslında sizi işitsel olarak da film Fikirtepe'de olma halini unutturmamaya çalışıyor. Ve filmin aslında görsel işitsel kanalda başarmaya çalıştığı şey de bütün bu hani uzaktan Fikirtepe'ye bakıp hemen taraf olma halimiz var ya hani kentsel dönüşüm kötüdür işte mülteci bilmem ne hani bütün bunların ötesinde Fikirtepe'de olma halini bir insan olma halini deneyimlemeyi sağlamak. Bizim için de bütün bu sinematik araçları ona göre kullandık. Ama o gerçekten çok hissediliyor. Hatta şeyi düşündüm şimdi görsel ve işte işitsel dedik. Ama neredeyse o tozu da duyduk. Evet. Yani nefes alırken o tozun hani sinema salonunda da sanki öyle bir tozun içindeymişiz. Öyle bir tozda nasıl yaşanabilir? Evet. Bir de belki sonra geleceğimiz bir şeydi ama bence çok ilişkili. Toprak da senin çok derdin olan bir şey. Evet. Yani onu hem filmden anlayabiliyoruz hem de sonra film sonrasındaki kısa söyleşte de söyledin. Orada böyle bir bostan şeyi var. Yani tam o yığınların, o inşaatın içinde bir de böyle toprakla çok samimi bir yandan da işte hani ilginç bir biçimde de tırnak içinde belki daha üst bir sınıfın da organik diye belki oradan sebze aldığı bir sahne de var. Çok yani doğru. Böyle bir şey de var. Orayı nasıl yorumluyorsun? Şimdi çok çok anlamlı bir soru. Belki hızlıca burada filmin özünü anlatayım. Ben bunu sormak sormamak arasında kalıyorum zaten. Sevme etmeyenler için filmin büyüsünü de bozmayalım. En azından belki hiç, daha temel bir çerçevesini anlamak için şöyle diyebiliriz. Film Fikirtepe'de evini satıp satmama, çok uzun süredir işsiz olduğu için bir şantiyede yani mahalleyi dönüştüren şantiyede çalışıp çalışmama konusunda arada kalan bir çiftin kendi içsel dönüşüm, bütün bu hani etrafındaki her şeyi dönüşürken kendi içsel dönüşümüne konsantre oluyor. Karakterlerimizden Kamil, safhane birisi, yeni evliler bunlar. Ve o işte bir yandan bir bostanda çalışıyor. Hatta bostanda elde ettiklerini, işte mahsulleri mahalleye de dağıtıyorlar. Böyle bir tarafı da var kendisinin. Aslında bu toprakla bu ilişki filmin en başında benim kurcalamak istediğim alan sadece buydu. Şöyle diyeyim, ilk filmim daha rüzgarla alakalıydı. Bu filmde toprakla insan ilişkisine dair bir şey yapmak istiyorum. Yani bunu şöyle açıklayabilirim. Yani genel olarak ben aslında doğa-insan iletişimsizliği beni heyecanlandırıyor. Yani şöyle heyecanlandırıyor. Yani doğa çok doğurgan bir şey. Dokunduğunuz anda size meyve, mahsul verir. Sürekli doğurgandır. Ama biz toprağa genel olarak hani burası benim, sınır çekelim. Hatta çok meşhur söz vardır ya yani ilk toprağı eline alıp insanları saf insanları kandıran kişi aslında şey medeniyet evet Rusya'dan. Evet Rusya'dan. O medeniyete geçişin aslında yöntemini. Benim de aslında hep aklımda şu vardı. Yani bir şehirlileşme macerasını göstermek istiyordum. Yani dışarıdan gelen birisinin kendi ana yurduna, ana vatanından gelen ya da Yozgat'tan, aklımda Yozgat vardı. Yozgat'tan gelen birisinin şehirli olma macerasını anlatmak istiyordum. İlk şehir sizi çeperlerine alır. Hatta orada siz böyle kendi reflekslerinizi de beraberinize getirirsiniz. Toprağa değersiniz, hani oradan mahsul almaya çalışırsınız. Ama şehir size toprakla başka bir ilişkiye sokmaya çalışır. İşte daha sonra da karakterimiz zaten kepçe operatörü oluyor ve toprağa bu sefer kepçeler mekanik bir şekilde girdiği için yavaş yavaş dönüşüyor aslında. Ve sizi
bir yandan da toprakla ilişkinizin içerisinde yavaş yavaş arzu da geliştirmeye başlarsınız şehirde. Burası benim olsun, ben o zaman bir evim olsun, bir arabam olsun, işte çocuğum olsun. Ya her şeye dair bir olma, yani bir sahiplenme haline evet. geçeriz böylece. Aslında olmak değil de sahip olmak. Evet, ya, muhteşem. Aynen, tam olarak yani o, to be değil to have dedikleri. Aynen. Yani olmak değil bir sahip olma haline geçeriz. Ve işte tam olarak da film buralardan evet. yükseldi. Evet, evet, evet. Ki üzerine Fikirtepe ile tanışmama evet. kadar. Yani çünkü evet. ilk başta sırf çeperlerde geçecekti. Hafriyat sahasında çalışacaktı. Şehrin bize gösterilmeyen tarafını göstermeye çalışacaktı. Sonra yavaş yavaş Fikirtepe gözümüzün önünde dönüşmeye başladı. Ta ki ben bir gün Fikirtepe'ye gidip, evet burasıdır. Çünkü burada hani uzaktan bakıldığı zaman hepimiz hani herkes direniyor, herkes karşı dediğimiz bir şey var ya Fikirtepe karşı. Hepimiz de aslında kanısı da odur yani. Kent dönüşmemeli vesaire diye kesin bakarız biz de. Ki yani ben de hani sivil toplumda bunu çok deneyimledim ki benim de çok katı düşüncelerim vardı. Ama gidip Fikirtepe'ye girip, o havayı çekip, insanlardaki o kabulleniş duygusunu, o karma karışık duyguları, yani şöyle diyeyim tek bir şey değil, karma karışık duyguları gördüğünüz zaman aslında birden fark ediyorsunuz ki yani siyah beyaz cidden skalada sadece en uçlardaki ufacık bir alan ve tartışma asıl orada değil. Beni heyecanlandıran taraf da bu ortadaki psikolojik katman. Yani bizim yavaş yavaş olma halimiz, dönüşme halimiz ve bu çok heyecan verici bir şey geliyor bana. Filmde oraya ışık tutmaya çalışıyor. Ve karakter de işte hala kendi köyden getirdiği o bostana sahip olma, bostanı ekme biçme halini, işte toprağını alıp karısının karın ağrısını geçirme halinden yavaş yavaş farklı toprak bir ruh haline bürünmesinin macerası. Evet. Ya bir de belki işte bu mekan kentsel dönüşümü konuşurken diğer konulara başlıklara geçmeden İstanbul sonuçta yani şey evet. de düşünüyorum mesela yurt dışındaki izleyici için yani bir İstanbul filmi seyretmeye giden herhalde evet. böyle bir toz duman ve inşaatın dışında bir İstanbul görmek, bir İstanbul Boğazı'nı görmek, evet. denizi görmek evet. Bunlar herhalde düşünülen şeylerdi. Evet. Hani filmden sonra düşündüğümde beni etkileyen şeylerden biri. Yani evet. bir İstanbul gördük ama ve evet. çok İstanbul olan bir İstanbul öyküsü evet. ama aslında tipik böyle bir imgeler İstanbul'undan çok evet. daha farklı bir İstanbul'du. Biraz evet. benim çok saha yaptığım bir İstanbul'du. O yüzden yani hani dediğim gibi o yüzünü, o kısmını gösteriyor olmak ve bir yandan da işte o yükselmekte olan evlerin içi de var. Yani evet. hani o geçişi de hissettiriyor insana. Evet. Başka yerlerini de koymak istemedim ya da o zıtlığı daha fazla çıkarmak istemedim mi? Ya şöyle, benim derdim o zaman sadece şöyleydi. Bir şantiyeler yani mahallenin dönüşüp şantiyelerin devralması ve binaların yükselmesi. Yani bu önce negatif alanlar, bir nötr alanlar, negatif alanlar ve daha sonra bitmiş pozitif alanlar. Yani çukurlar sonra yerine evet. gelen devasa binalar. Yani aslında şöyle diyelim, ya bizim için şu anda 2019 yılının hikayesi yani insanların peşinden koştuğu umut şöyle yani İstanbul 20. 30. kattan güzel. Yani İstanbul'da bir yani Türkiye'de yaşamak, ferahça yaşamak, insanların en çok peşinden koştuğu düş bu. Dolayısıyla hani o tarafını da göstermek. Yani bir 30. katta yaşayan bir evde çalışan işte Remziye'yi de göstermek, diğer baş karakterimizi de göstermek. Bir yandan o negatif alanların bizim için çok olağan olduğu için İstanbullular için onu olduğunca yani olabildiğince olağan haliyle öyle diyeyim göstermek. Yurt dışındaki gösterimlerde aslında şöyle başlıyorum sözü. Bu tabii ki sizin düşlediğiniz İstanbul değil ama bu merkezi İstanbul. Ya yani bu İstanbul'un en merkezi yerlerinden bir tanesi. Yani Kadıköy'ün hemen sırtı, hemen Fenerbahçe Stadyumu'na gelmeden önceki yer. Hepimizin her gün önünden geçtiği bir yer ve çok olağanlaşmış bir yer. Dolayısıyla hani film deniz kenarına inmeli miydi? Hiç ihtiyaç duymadım açıkçası. Yani inmeli değil. Sadece merak hani şeyler var ya böyle İstanbul'un yukarıdan çekimleriyle evet, hani evet. zaman doldurmaya evet. başlar. Hani buradan evet. böyle bir Fikirtepe'nin hiç yok. Zaten bizim derdimiz de tamamen şey. Yani şimdi orada aslında şöyle bu soruya cevap vermem gerekiyor. Şimdi Fikirtepe'ye siz gidip kamerayı nereye koyarsanız yıkımın müthiş bir estetiği evet. var. Yani çok büyük ölçekte müthiş bir toprak hareketliliği var. Şimdi bunu kameraya sabit koyup gösterdiğiniz anda aslında İstanbul'un denizini göstermekten bir farkı yok. Tabii. Çünkü İstanbul'un denizi aslında bir yerden sonra onu size bir büyülü bir yerden anlatmaya çalışıyor ya. Aslında kamerayı sabit koyup biz oraya gösterdiğimiz zaman yine o yıkımı büyülü bir şekilde gösterecektik. Tabii. Filmin derdi de hiç bunlar değildi. Hani helikopter falan da o yüzden yok. Filmin o yüzden mesela şunu tercih ettik. Karakterlere yapışsın kamera ve karakterlerle ilerleyelim. Çünkü o karakterler için
arkadaki şantiyeler de çok olağan. Hiçbir şey farklı değil. Yani çok olağan bir coğrafyaya bakıyorlar. Aslında zaten soru da bizim sahada, özellikle benim doktora sırasında görüştüğüm kadınlardan birçoğu İstanbul'da yaşarken denizi görmemişlerdi. Evet. Yani benim için o denizi görüp görmeme biraz bununla ilişkili. Evet. Yani orada yaşarken gördüğü evet. şey İstanbul evet. ve o İstanbul aslında bizim öykülerimizde, hafızalarda ya da İstanbul'un sunduğu imkanlar açısından başka bir İstanbul. Evet, ve birçok şeyi anlamayı sağlayan bir şey bu. O yüzden evet. bana çok kıymetli geliyor. Yani çoğu zaman aktarmaya çalıştığımız bir öykünün gerçek karakterlerin deneyimleriyle evet. işte hakikaten empati kurmaya imkan evet. sağlayacak bir şekilde müthiş, yansıtılmış filmde. Müthiş dedin. Yani bu benim için çok anlamlı, çok önemliydi. Yani o empati kurma hali ve empati dışında bir şeyi içeride bırakmama hali. Evet. Çünkü ben bir karakterle sürekli savrulmamızı istiyordum ki ben size karakterli yerine şunu göstereyim, bunu göstereyim demek, hani o yargılarınızı ben oluşturayım değil. Karakterle gezdiğimiz için, karakterin evet. yanında hareket ettiğimiz için onun dünyasına dair olalım ve onun üzerinden yargı ve ön yargılarımızı evet. geliştirelim istedim. İşte bu tam kırmaya çalıştığımız ve hatta işte yoksullar arası rekabet diye kullandığımız, çaresizlik, öğrenilmiş çaresizlik diye koyduğumuz evet. bir sürü kavramsal şeyi aslında filmde görüyoruz. Evet. Kendisi de işte bir iç göçle gelmiş bir kişinin dışarıdan daha dışarıdan gelen bir göçmen olarak Suriyeli ile yaşadıkları evet. var. Oradaki dil var. Bunlar da tabii hani bu alanda çalışan biri olarak beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gerçekten ikisi de elinde başka seçme şansları olmayan evet. bir durumda karşı karşıya gelme hali çok sert. Evet. Ve bunu görüyor olmak, işte o noktada bir empati kuruyor olmak, o noktada yaşananın sadece işte bir dilden dile aktarılan bir şey değil ama o çaresizlikte işte suçlanacak birini ararken evet. kime saldırabiliyorsun, en yakınındakine ya da evet. en güçsüze. Bütün bu öykü de evet. farklı göç türlerinin hepsi vardı bu arada neredeyse. Evet. çünkü işte o zengin evin içinde de evet. başka tür, gene en azından iki tür göçü görüyoruz. Evet. Şantiyede de bunu görüyoruz. Enformal iş gücünün bütün evet. neredeyse türlerini görüyoruz. Evet. Pasaporta el konulmasından. Evet. Dediğim gibi yani hani ben kendim derste anlattığım birçok şeyi burada evet. görmüş oldum. Süper. Yani şöyle, yani Fikirtepe üzerinde şöyle bir şey beni çok şaşırtıyor. Fikirtepe'ye bakıldığı zaman aslında 60'larda, 70'lerde bir göç hareketleriyle yine vatandaşların kendisi tarafından kurulmuş bir mahalleler ilişkisinden bahsediyoruz. Şimdi 2010'larda o mahalleliler yerinden ediliyor. Yerine başka dezavantajlı bir grup geliyor. O terk edilmeyi bekleyen evlere yerleşiyor. Şimdi bakıldığı zaman bu kaderdaşlık aslında bir yerden sonra sanki hayat sürekli tekrar ediyormuş gibi. Ama bu kaderdaşlık, aynı kaderi paylaşan iki dezavantajlı grup birbirleriyle yine anlaşamıyorlar. Yani bir araya getirir, yani onları yakınlaştırır, sorunları paylaşırlar diye düşünüyorsunuz ama yine dediğimiz gibi fakirle mücadele halinde. Yani ne oluyor? Yine iş gücü konusunda bir araya gelemiyorlar. Birbirlerine güvenemiyorlar. Böyle olduğu zaman arka planda da bir yandan da farklı yargılar oturmaya başlıyor karakterler. Yani giderek sertleşmeye başlıyorlar. Bir tanesi her ne kadar tabii ki biz misafirperveriz, onları buyur ederiz dese de bir yandan da iş gücünde kayıp yaşadıkları için de bir yandan da onlardan o Suriyeliler diye bahsedebiliyor. Şimdi bu bir de olağanlaşıyor. Yani bu dışlama hali bir olağanlaşıyor. Ama burada da bir yandan da anlamlı karşılaşmalar da ortaya çıkıyor. Şimdi bakıyorsunuz sizin işinize o da talip ve ikinizin de aynı derecede hakkı var. Tam olarak böyle bir şekilde yaklaşmamızı ben anlamlı buluyorum. Yani herkesin haklı olduğu bir durum var orada. Kimse, şöyle diyebiliriz belki, herkesin haklılığının yanı sıra kimsenin haksız olmadığı bir durum var. Böyle bir durumda nasıl safımızı koruyacağız? Yani nasıl diyeceğiz ki evet ya, burada Suriyelilerin işi yok ya da ucuz işçi alamayız ya da buralar dönüşmesin gibi, bu kadar dönüşümlü bir yerde ve kimsenin haksız olmadığı, herkesin cidden ekmek derdinde olduğu bir yerde biz izleyici olarak nasıl böyle sert ve kesin ve karşı tarafa prim vermez kalacağız? Ve bu prim vermeme hali bana biraz açıkçası şey geliyor. Yani bizim kirlenmeme çabamızın sıkıntılarını ortaya koyuyor. Yani kirlenmeme halinden şöyle demeye çalışıyorum. Hani belli değerlerimiz var. Ötesine
ötesi bizden talep edildiği zaman yok ben orayı aşmam diyoruz. Hani şehirli olmakta böyle bir deneyim ortaya koyuyoruz, böyle bir süreç ortaya koyuyoruz. Ama öyle bakıldığı zaman sizin temiz kalmanız aslında sizi bu sefer o sosyallikten, o toplumsallıktan koparıyor ve sorunun çözümüne sizi dahil etmemeye başlıyor. Yani bizim o işte siyah beyazlara hapsolmamız aslında ikisi birbirini besliyor siyah beyaz olma hali. Ama ortadaki sorun hala duruyor ve sorunun binlerce rengi oluyor en azından böyle özetleyeyim. Yani orada tabii şöyle bir de belki de yani belli bir pozisyonda durabilmek ya da o pozisyonda kalabilmek de belli bir lüks de mümkün olabiliyor. Evet. Burada hani o çaresizlik ve o çaresizliğin içinde tercihler yapmaya başlamak ve hani belki çok beyaz gibi gözüken bir karakterin süreçte grileşip ve bir noktada tamamen siyahlaşması belki diyebiliriz. Bu çok bana vurucu geldi ve gerçekten de işte bizim uğraştığımız haklar, haklara erişim, hem insan hakları hem mülteci hakları hem genel olarak Türkiye'nin içinde vatandaşlık hakkı anlamındaki farklılıkların da bu kadar güçlü bir biçimde seyredilebiliyor olması, görülebiliyor olması ve o gözle bakılabiliyor olması çok önemli gibi geliyor bana. Bir de belki orada şey dikkatimi çekti, yani böyle bir şey arkada var mıydı? Ya aslında çok ciddi bir şiddet görüyoruz orada. Hı hı. Yani şiddeti hani biz kadına yönelik şiddette de hep konuştuğumuz söylediğimiz bir şey. Bu sadece hani fiziksel bir şiddet değildir. Hı hı. Fiziksel şiddetin ötesinde birçok farklı şiddet türü var. Evet. Aslında bu baş karakterlerin üzerinden ama Suriyeli karakterin üzerinden de çok ciddi bir şiddet yaşanıyor. Evet. Yani her gün yaşamak zorunda olan şey tam da insan haysiyetine, onuruna yaraşır bir hayat değil. Evet. Bunun getirdiği başka tür bir düğüm var aslında filmi seyrederken. Evet. Hani bilmiyorum bu şiddet senin kavramların arasında var mıydı ya da o hissettiğin şeyi o muydu, başka mıydı emin değilim ama bence o çok var filmde, hissediyoruz gibi. Evet, yani şiddet tabii ki biraz daha benim için büyük bir kelime. O büyük kelimelerden kaçmaya çalışıyorum ama şunu diyebilirim. Yani bu orada oluş hali otomatik olarak bir baskıyı da, yani sizin üzerinizde her türlü baskıyı da beraberinde getiriyor. Şimdi dediğim gibi yani bu süreçlere dahil olmadığınız zaman uzaktan ya evinizi vermeyin, ya işte ucuz işi çalıştırmayın gibi hani oranın o bütün oluş halinin dışında konuştuğunuz zaman tabii ki çok kolay ama oradaki karakterlerin gözünden bu sadece böyle dile getirilen bir şey değil. Majör bir şekilde size hissettirilen herkes tarafından işte bir sahnede hatırlarsın direkt kapısını çalmıyorlar ama antenini kırıyorlar. Yani onu sürekli biz buradayızı sürekli hissettiriyorlar. Yani böyle bir aslında çevrelenme hali çok önemli. Zaten şimdi aslında bakıldığı zaman o coğrafya sonuçta benim mikrokozmosum. Bir dışarıdan düşünelim. Şu anda biz hepimiz zaten çevrelenmiş, kuşatılmış hissediyoruz. Ve içimizde de aslında belirli bir öfke ve nefret tohumu büyüyor ve içimizi sarıyor. Şimdi aslında ben bunu arkadaşlarımda da gözlemleyebiliyorum. Belirli güç odaklarıyla mücadele olma hali, yani onlara direnme hali, o baskıyı üzerinde hissetme hali zaten bizim dönüşümümüzün nedeni. Yani biz bir yerden sonra dışarıda olduğunu düşündüğümüz canavarlarla mücadele ederek aslında canavarın kendisine dönüşüyoruz. Zaten beni heyecanlandıran tarafı bu projede. Yani biz hep diyoruz ya, zaten filmin sloganı da odur. Şehir dönüşüyor. Yani şehir dönüşmüyor. Biz dönüşüyoruz. Biz dönüşüyoruz ki şehir dönüşüyor. Ben artık o kadar süre hani bu işlerle uğraşarak şunu fark ettim. Cidden hani sorunu dışarıda aramak ve kentsel dönüşümü sanki bizim vücudumuzun dışında gerçekleşen bir olgu olarak düşünmek müthiş saçma. Asıl şu soruyu sormak lazım. Belki de demin başladığımız gibi yeni Türkiye'de 20. kattan Türkiye'ye bakma hayali bir yerleri sarıp bizi kuşatıyor ise biraz bunu tartışmak lazım. Yani bu içerideki hayalleri, umutları, bizi dönüştüren nefreti ve bizi kaplayan şeyi tartışmak lazım. Ve bunun en önemli uygulayıcısı tabii ki dışarıdan hissettiğimiz baskı. Her alanda hissettiğimiz baskı. Bu bir yerden sonra bizim yani baskı yapan kurum, güç odaklarının da zaten gücünü sürdürmesi için bir araç haline geliyor. Nasıl diyeyim mesela bunu hep şöyle anlatıyorum. Batman'le Joker Joker Batman'e der ki ya niye bana bir şey yapmaya çalışıyorsun? Ben yoksam sen de yoksun. Yani aslında o birbirlerini güç uygulayan iki kavram içinden hani canavarı çıkaran, karşı tarafa da canavarı takdim eden aslında bunlar birbirini var ediyorlar ama Fikirtepe'ye gittiğiniz zaman böyle bir şey cidden yok. Ayakta kalmaya çalışan insanlar bütünü ve bunların hepsi kendi içerisinde siyahından beyazına bütün green
kimin tonlarını barındırıyorlar. Yani hiç kimse temiz değil ve zaten insan olmak böyle bir şey. Yani ve heyecan verici taraf bu ve bu şekilde koyduğunuz, insanlara dokunmayı öncelediğiniz zaman aslında o yüzden film yurt dışında da bu sorunları yaşamadığını düşünen coğrafyalarda da insanlara bir şey hissettirebildi. Hı-hı. Çünkü onlar da kutuplaşmayla mücadele ediyorlar. Onlar da yerinden olmayla mücadele halindeler. Dolayısıyla sorun dışarıda değil. Yani dönüp kendimize tutalım spotları, hı-hı, ve diyelim ki 2019'da ne oluyor da biz insanlara yerimizi bırakmıyoruz? Hı-hı. Ne oluyor da biz sürekli dışarıda bir canavar varmış gibi, hı-hı, düşünüyoruz? Biz de tertemiziz. Hı-hı. Yani asıl, hı-hı, mevzu bu bence. İki tane şey aklıma geldi bu konuştuklarımızdan. Bir tanesi bu, hani işte Batman Joker mevzusu. Yani aslında Hegel'deki köle efendiden aslında çıkan. Yani, aynen, kölenin olması, efendiliğin mümkün, aynen, olabilmesi köleyle mümkün gibi aslında çok, aynen, eski bir öykünün yeniden üretilmesini belki de görüyoruz. İkincisi de, evet, aslında daha görsel. Filmde o işte iş makinesi mi diyelim, evet, operatör mü diyelim, evet, o toprağa kazan devasa alet gerçekten bir canavara benziyor. Evet, evet. O canavarın içinde de gerçekten de dönüşen evet, baş karakteri görüyoruz. Onun içinde canavarlaşıyor mu, o canavar olmanın dışında hayatta kalma imkanı bırakmıyor mu bizlere? Bunlar gerçekten çok derin tartışabileceğimiz, evet, ve belki, evet, her birimizin işte kendi yaşamında ayakta kalmak için verdiği mücadelede bir biçimde, evet, o dönüşüm yolculuğunu gösteriyor. Çok güzel. Yani çok çok anlamlı bir soru. Buradan ben iki aslında yere sormuyor gibiyim ama çok güzel. Yok ben de düşündüm. Genelde yorum yapıyorum, evet, galiba. Ama çok güzel bir yeni kanal açıyorsun. Öncelikle bu Batman Joker olma hali, yani sinemada da şöyle bir sıkıntı vardır. Bir film kötü karakteri kadar iyidir, evet, denir ya. Evet. Ya cidden bana o kadar anlamsız geliyor ki. Yani filmde iyi karakter olması ve kötü karakter olması bile o kadar saçma bir şey gelmeye başladı ki. Niye filmde bir, yani insanları kötü ve iyi diye ayırıyoruz ki? Ve filmde bakıldığı zaman zaten hiçbir karakterim siyah beyaz değil. Yani hani, evet, mesela Suriyeli karakterden şey beklersiniz, zayıf, böyle size dilenen bir karakter beklersiniz. Yok, ama hiç öyle değil. Tamamen onurlu ve çok oturaklı bir karakter var. Polis, hani beklersiniz ki hani o bildiğimiz, evet, şey polis, sürekli kötü davranan polis, hiç öyle değil. Herkes işini yapmaya çalışıyor ama tabii ki iş kaçıyor. Ve dolayısıyla aslında benim için heyecanlı olan taraf da bu. Ve işte şey, yani bu makinalarla mücadele de cidden, yani şöyle düşünün, biz hep şöyle aslında yaklaşıyoruz. Sanki birim zamanda bir tane problemle uğraşıyormuşuz gibi bir hava var. Yani oradaki insanların tek derdi kentsel dönüşüm. Sanki bizim tek derdimiz kentsel dönüşüm ama şehirli olma hali, yaşam sürme hali bir yandan hayat gayesiyle, bir yandan iş gayesiyle, bir yandan çoluk çocuk gayesiyle, bir yandan da arkadaş aile gayesiyle geçiyor. Ve bunun hepsinin sorunları bir sürü katman oluşturuyorlar. Şimdi biz düşünün, bu film sadece kentsel dönüşüm ve Fikirtepe ekserinde kalsaydı ve oradaki o oluş halinin getirdiği iş sorunu ve göçmenlik sorununu dahil etmeseydi, aslında biz havada, askıda bir Fikirtepe yaratacaktık. Sanki bir temsil alanı yaratmış olacaktık ve film yarım kalacaktı. Ama benim için nasıl Kamil'in dönüşümü sadece kent baskısına, yani şey, evi satıp satmama baskısına indirgenemezse, nasıl sadece iş baskısına indirgenemezse, bunların hepsinin bir arada oluş hali aslında. Ya şehirli deneyimi de böyle bir şey. Bu şehrin şartları bizi zaten süreç içerisinde dönüşmeye, dönüşüp içimizdeki o bütün hani kurtları gün yüzüne çıkarmakla sonuçlanıyor. Ve zaten heyecanlı, bizim hani bence keşfine çıkmamız gereken ve aynayı tutmamız gereken yerde o yüzden biziz. Yani kepçenin içerisinde, ya şöyle düşünün, karakter bütün o sorunlardan sonra yine işinin başına geçer. Kepçeyle vurduğu zaman sürekli altındaki toprak titrer. Ve o içerisinde yalnız yalıtılmış yerde kalma halinin bile bütün sorunlarla girdiğiniz, hı-hı, zaman müthiş aslında bir zihinsel dönüşüme. Hı-hı. İşte benim arkadaşım o şey der, yani kendi gölgesini keşfi der. Yani karakterimiz aslında orada gece de çalıştığı için giderek kendi içerisindeki gölgeyle, hı-hı, karşılaşıyor. Ve bence bizim reddettiğimiz taraf da bu. Hepimizin, hı, aslında içinde bir gölge olduğu. Ve bence bunu kabul etmeye başlayıp, hı hı, kurduğumuz diyaloglar, yani Pınar'cığım sen de ben de hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz şeklinde başlayan bir muhabbetin bile ben çok doğurgan olacağını düşünüyorum. Ve buradan da bence sivil topluma da, şu anda vatandaş olma haline de çok anlamlı bir not olduğunu düşünüyorum. Ama
da şey gibi bir durum da yok. Yani sadece insan insanın kurdudur gibi böyle hopsçu kötü bir insana giden bir yol olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Yani çünkü böyle gölgeyi keşfetmek sanki hani olumsuzu sadece hepimizin içinde olumsuzluk evet. var, ötesinde bir şey var orada. Evet, evet. Yani o koşullarda çünkü belki de yoksulluk çalışmalarının, en dezavantajlı gruplarla çalışmaların çok temelde gösterdiği bir şey, o şartlarda siz yaşadığınızda neleri seçerdiniz evet, gibi. Evet. Hatta işte belki Latife Tekin'e de referansla yoksulluk bilgisi üzerine de bunu evet. koyabiliriz. Yani evet. o koşullarda ayakta kalmanın yollarını aslında orada yaşayanlardan daha iyi hiçbirimiz bilemeyiz. Muhteşem. Mevzusu. Yani burada ben bunu çok güzel gösterdiğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü bu zor bir öykü. Yani bilmeyenin, orada yaşamayanın bunu hissetmesi, o baskıyı, o evet. benim hani şiddet olarak ifade ettiğim evet. senin baskı olarak koyduğun şeyi hissetmek ve o anlamda da o çaresizlik evet. ki sonrası aslında işte baş karakter bir şekilde evet, kayboluyor. Kayboluyor ortadan. İşte evet. o kaybolma halinde mesela bu kadar basit bir insanın izinin yok olması evet. ve belki de onun peşine düşen, inat eden şartları belki de yine de el verdiği için. Yani evet. benim kafamda mesela evde 3 çocuk olsaydı onu düşebilir miydi gibi bir şey geldi. Bir insan evet. o şekliyle kaybolabilir ve evet, evet hayatımızdan, hayattan 2019 ya da 2018 İstanbul'undan silinebilir ve bulunmaya da bilir. Evet, evet. Bu çok vurucu benim için. Yani evet. filmin en güçlü noktalarından biri gibi geliyor ve şeyde de öyle. İşte polisin önündeki o vatandaş olma hali de. Evet. Ya bana gene böyle işte Kafka, Şato, Böcek falan bir sürü şeyi çağrıştırdı. Bilmiyorum onlar kafanda mıydı ama. Evet. O biraz aslında her birimizin bir kendimizin biricikliğine dair inancını çok temelden sarsan bir şey. Evet. Ve insan olabilme noktasındaki eşit olamamamızı da çok şiddetli gösteren bir şey. Evet, yani evet. bazı ölümlerin hepimizi ne kadar etkilediğini, ne kadar vurduğunu. Evet. Ama o süreçte işte iş kazaları olsun, evet. çocuk işçilerinin ölümlerinin bile bazen evet. sayfada görüp geçtiğimiz bir hal evet. olması ve bazen işte kayıtlı bile olmama evet. hali ki burada. Ya çok ilginç. Ya bu aslında çok ilginç bir sinemasal deneyim. Yani şimdi normalde izleyiciyle özellikle bu film üzerinde şöyle diyebilirim. Biz Kamil'le bir saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz. Onun gözünden Fikirtepe'yi tanıyoruz. Kim dost, kim düşman? Onları görüyoruz. Yani Ammar, bir Suriyeli karakteri, eşini, hepsini biz Kamil tarafından deneyimleyip hepsini belirli kategorilere koyuyoruz. Ama birden ayaklarınızın altından Kamil çekilince izleyici bir anda kalıyor. Şimdi ben bir saatlik bir deneyimim var ve birden eşine geçiyoruz ve o zaman şeyi fark ediyoruz ya eşine ben bir sürü ön yargı beslemiştim, ön yargı kurmuştum kafamda. Suriyeli karaktere ön yargılar beslemiştim, mahallelilere ön yargılar beslemiştim ama Remziye tarafından yeniden deneyimlemeye başladığımız zaman, o yokluğu hissettiğimiz zaman, yani karakterle bizim bir saatte nelere kadir olduğumuzu gördüğümüz zaman, yani karakterin o geçtiği transformasyonu bizim çok rahat bir şekilde kabul ettiğimizi görünce, diyorsunuz ki evet o dönüşme hali aslında çok majör bir şey. Ve o yokluk hali de insanları aslında çok şey yaptırabiliyor, çok şeye çok şeye gebe. Ve biz bunu aslında dediğin gibi sayfa çevirirken görmediğimiz haberler ama hikayeler üzerinden birilerinin hayatına müdahale olmaya başladığımız zaman aslında elimizin altından çekmesi de bir o kadar zor oluyor. Zaten insanların elinden bu hikayeleri almak çok zor. İnandıkları, yani işte dediğim gibi 20. kattan İstanbul'u izlemek hayalini İnsanların elinden, yani o umudu insanların elinde alamıyorsunuz. Yani filmde bir karakter zaten gelip diyor, yani aklımız olsa diyor şu milyonluk dairelerden bir tanesi de bizim olur diyor. Ve siz bu hayali anlamadan, yani bunun peşine umuda düşüp evini bile satar hale gelmeyi anlamadan bence kent çalışmak çok zor. Yani bu düşü, yani çünkü biz diyoruz ya niye bunlar hani satıyorlar, satmasınlar, direnç. Yani cidden bu hayal ve bizim öğrendiğimiz ve peşine düştüğümüz hikayeler, bizim elimizden alınmasını arzu etmediğimiz hikayelere inanmak o yüzden çok güçlü. O yüzden zaten ben yani sinemacıyım. O yüzden başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Çünkü hikayeler bizi vatandaş yapıyor. Hikayeler bizi ortaklaşa düşler kurmaya sevk ediyor. Ama o gazetedeki gerçekçi haberler ya da gerçeğin bir şekilde bize arzu edilmiş şekilde verildiği haberler değil. Arkasındaki kişiler, hani mesela en basit örneğin mesela bizim konumuza geri gelmesi için Aylan Bebeğin
Yani bizim göç sorunumuz yok muydu da bütün dünya birden bir çocuğun kenara kıyıya vurmuş halini görünce buna aydı. Çünkü bizim anlamak için hikayeye ihtiyacımız var. Ve o fotoğraf bize o hikayeyi verdi. Bu da onun gibi bir şey. Yani Kamil'e yatırım yapalım ki, çünkü ben Fikirtepe'nin belgeselini de çekebilirim ama belgeleme hali, o gerçeklik haliyle derdimiz yok bizim. Bizim derdimiz oradaki insanların düşleri, umutları, hayalleri, arzuları üzerinden o coğrafyayı deneyimleme. Yani orada olma halini gerçekçi değil, bir deneyim olarak bize üretmek ki oraya bağlanalım. Orasının bizim bir yaşam alanı olduğumuzu anlayalım. Sonra onu sizin elinizden çekip tekrar tutundurtmaya çalışalım. Benim için en heyecan verici taraf buydu. Aslında gene bizim özellikle ötekileştirme çalışmasında çok uğraştığımız bir şeydi bu. Yani sayılar ya da bilgiler, ki aslında şu an durduğumuz yerde gerçeküstü, post-truth dediğimiz şey o kadar fazla ki. Evet. Hani o sayıların da nasıl, yani işte sayıyoruz bir türlü aynı sayıya varamıyoruz. Yani evet. Ya da saydığımız bir şeyi düzgün bir biçimde sayamadığımız ortaya çıktı. Evet. Ya da farklı kanallardan farklı bilgilere ulaşır halde buluyoruz kendimizi. Evet. O zaman işte karşılaşmalar ve deneyimdi bizim. Tırnak içinde ötekileştirmeyen gençler nasıl ötekileştirmiyor sorusunun arkasından çıkan öykü. Evet. Yani burada da işte deneyimlemeyi kendisi, hele mekanlar bu kadar çok ayrışırken şehirde. Evet. Yani insanlar kendilerine, eğer imkanları varsa, daha steril yaşamlar ya da kendilerine benzeyenlerle yaşamlar kurmaya başladığı noktada o deneyimleme de çok azalıyor. Evet, evet. Eğitim sistemimiz, okullarımız, bütün bunlar gittikçe birbirinden koparken bu deneyimi belki de gerçekten sanatın bize gösterdiği bir alanda görebiliyoruz. Sinemanın gücüyle görebiliyoruz. Evet. İşte hem gördüğümüz hem duyduğumuz bir alanda belki bir oranda kırabiliyoruz. O açıdan muhteşem. Gerçekten çok kıymetli. Yani muhteşem. Şunu şöyle anlatmam lazım. İşte İngiltere'de bir festivalde gösterme şansımız oldu Londra'da. Yani bir yerden sonra şunu fark ettim. Dedim ki ya arkadaşlar, cevabı bende değil. Ben de bilmiyorum. Yani şu anda dünyadaki bu majör meselelerin cevabını elinde tuttuğunu düşünen kim varsa onlara inanmayın. Çünkü bir tane cevap, bir tane sihirli değnek yok. Ama asıl mesele şu, bilmediğinin kabul etmek. Yani ben işte 6-7 senedir sivil toplumla, kent meseleleriyle uğraşıyorum. En azından şunu dememiz gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Gelin beraber birbirimize dokunarak yapalım. Dokunmak için, bence dokunma hali için yapıcı sanat, iyi bir yapıcı bir alan oluyor. Söylemlere, numaralara, rakamlara, rakamların kötü kullanımına maruz kalmadan, cidden sadece insanlara dokunarak aslında sorunu beraber yeniden tanımlayıp çözümü de beraber düşünme hali benim çok hoşuma gidiyor. Ve o yüzden insanlara şey dedim, ya bu film bilmekle alakalı bir şey değil. Cevabı o yüzden yok burada. Hani bu film kentsel dönüşüme şöyle çözeceksiniz, böyle döneceksiniz, böyle çözeceksiniz demiyor. Sadece diyor ki durum bu, vaka bu. Yani siyah beyaz yok, her şey grilerde. Gelin bu oyununla beraber yoğuralım bu işi diyen bir şey. O yüzden bu dediklerin çok 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 anlamlı diye düşünüyorum. Bu arada belki şeyi de söylemek lazım. Biz film sonrasında hiç konuşmadık. Hani evet, şu ana yani, kadar ilk kez konuşuyoruz. O yüzden gerçekten de böyle kafamızdaki öyküleri paylaşıyoruz. Çok ilginç. Cidden çok, hani yıllardır hani beraberiz. Evet. Bu program vesilesiyle de özellikle. Filme dair hiçbir şey bilmeden girip yani izledin. Sonrasında sadece uzaktan merhabalaştık. Sonra geldik, programı açtık. O yüzden böyle karşılıklı tartışmak bile. Çünkü yani düşünün, ben yıllardır cidden hani benim için kent meselesi, işte mimarlık, şehir, bunlar hepsi çok önemli sorunlar. Birebir uğraşmaya çalıştım, anlamaya çalıştığım şeyler. Bunlar umarım akademide, çeşitli mecralarda tartışılma fırsatı bulacak. Çünkü cidden bu benim aslında bir yerden sonra en safhane bir şekilde, en çıplak şekilde deneyimlerimi aktardığım, paylaştığım bir yer. Oyunculara da aynı şekilde aktardığım bir yer. Umarım hani en azından spotları insana çevirir, öyle diyeyim. Çünkü şehir insansız yok ve biz insanı sanki denklemin içerisine hiç sokmuyormuşuz gibi geliyor. Yani neredeyse bitiriyoruz, süremizin sonuna geldik ama bir iki tane şey var. Bir tanesi bence işte bu insan öyküsü olmayı kaybetmemesi çok kıymetli geliyor bana. Çünkü gene benim kafamda her zaman bir bilmecenin parçası olarak bir evrensel insan fikri. Yani bu bir özcü insan anlayışı değil, dönemin yarattığı, hani şartların oluşturduğu, içinde doğduğumuz tarihsel süreçlerin, materyal süreçlerin içinde oluşan ama bir ortaklık, bir ortak değil, ihtiyaçlar ya da temel varoluşlar çerçevesinde ihtiyaçların çeşitlenmesi de dahil olmak üzere ama hayatta kalmak anlamında verdiğimiz bir mücadelede
çok insan öyküsü bu ve evet. o insan öykülüğü üzerinden gerçekten çok evrensel bir ahlaki çünkü ne diyelim tercihler de var. Her evet. iki karakterde de gene filmin sonunda konuşurken evet. söylemiştin o detaylara girmeyeyim evet. ama yani her iki karakterde böyle bir bireysel anlamda bir ahlaki tercihte bulunuyor ve o evet. süreçte de griliği görüyoruz. Yani evet. A'yı seçtiğinde bile emin olamıyoruz. Hakikaten o A'yı iyi niyetiyle mi yaptı, kötü niyetiyle mi yaptı, nasıl bir çerçevede ya da artık işte dediğimiz gibi siyah beyaz olmamayı koyması. Evet. Bir de bir bebek var. Evet. Bebek bakımı var aslında. Bizim daha önce burada başka arkadaşlarımızla, hocalarımızla da konuştuğumuz bakım politikalarıyla da aslında çok şey bir taraf olan bir bebek, bir bebeğe özlem, bir bebeği isteyen, başka evet. bir iş yaparak orada var olma. Bebek de senin için yani oradaki katmanlar açısından neyi sembolize ediyordu? Ya da öyle bir başka fikir var mı o bebeğin arkasında da? Yani bebek aslında ilk başta benim için yani hikayenin en erken dönemlerinde sadece bir bebek sahibi olmaya dair karakterlerin arzusuydu. Daha sonra bambaşka bir yere gitti açıkçası. Yani şöyle bir durum var. Karşılaşmaların oluşabilmesi için nötr, temiz, ak bir alana ihtiyacınız var. Şimdi bakıldığı zaman filmin ikinci yarısında Remzi'ye, temizliğe gittiği evde işine göz koyduğu Rumen pasaportu çok ipucu veriyorsun. Oradaki çocuk bakıcısı, bebek bakıcısıyla işini almasına rağmen çok basit bir sahnede bebek etrafında ikisi baş başa kalıyorlar ve oradaki o nötr alan yani ikisinin bir bebeğe bakma çabası ve oradaki o kilitlenmeleri benim için çok değerli açıkçası. İki karakterin yani baş karakterlerimizin bebek sahibi olma arzusu ama o bebek sahibi olmak isterken birisinin parası olmayacağından dolayı bir yere para biriktirmeye çalışması, öbürünün bundan sahip, bundan haberinin olmaması ama öbürünün farkına vardığını daha sonradan anlayınca aklından geçenler gibi bu nötr, bu doğurgan alanlar, karakterlerin birbirine dokunmasını ve farklı şeyler keşfetmesini sağlayan alanlar benim için çok anlamlı. O yüzden bebekte bu hani bu, bütün dünya içerisinde birden hani... Evet. Tertemiz bir alan açıyor. Ya aslında gene bizim özellikle çocuk işçi alanındaki konuşmalarımızda çocuğu merkeze almak, çocuk hakları üzerinden konuşmasında hakikaten tam da bu söylediğin acaba burada ortaklaşabilir miyiz? Burada kendi çocuklarımıza verdiğimiz bu önemin herkesin çocuğu için aynı kıymetli olduğunu anlama noktasında bir dil çıkarabilir miyiz diye. O yüzden bana da o bebek öyle bir sembol olarak çok kıymetli geldi. O yüzden onu söylemeden bitirmek istemedim. Dediğim gibi yolculuğu burada önce herhalde vizyona giriyor evet, bugün. Evet, şimdi şöyle özetleyeyim son olarak. Şimdi biz Toronto Film Festivali'nde dünya premierimizi yaptık. Ondan sonra Amerika'da önemli bir festivalde gösterildik. Fransa'da önemli bir festivalde gösterildik. İngiltere'de. Şimdi vizyona giriyoruz. Vizyon takibinde, öncesinde İstanbul Film Festivali'nde şeyimiz Türkiye galamızı yaptık. Şimdi vizyondayız. Haftaya Ankara Film Festivali'ndeyiz. Sonra İtalya'da Bari'deyiz, Avusturya'da Linz'deyiz, Crossing Europe diye bir çok önemli bir festivalle. Sonra tekrar Amerika Seattle, sonra Valencia derken yolculuğuna devam edecek. Çok birinci dünya ama bunlar. Bence bir umarım, başka dünyaya da çünkü özellikle yani. Evet. Ürdün, evet. Lübnan ve biraz daha bence Hindistan'da hani başka tür öykülerle de buradaki şeyi muhteşem. Çok açılabilir gibi çok geliyor. Anlamlı. Bilmiyorum oralara da gitme. Süper. Yani işte çok güzel bir soru. Çünkü gösterimlerden sonra işte soruyorlar bize ya, bu film her yere gitmeli, her yerde gösterilmeli evet. diyen izleyicilere ben şey diyorum. Bizim elimizde değil. Yani eğer biz çağın ruhunu ve insanların ekranda görmek istediklerini yapmayı başarabilmişsek zaten film geziyor. Hı hı. İşte filmin iyi bir satış temsilcisi var. Gelen davetlere tabii ki hepsine gitmek isteriz. Bizim derdimiz zaten bütün dünyada konuşulsun film. Yani bütün dünyada doğru kitleye ulaşsın, doğru anlamlı tartışmalar başlatsın. Umarım oralarda da günün ruhunu yakalamıştır, çağrısı gelir ve zevkle gideriz. Evet. Bir de belki son bir üniversitede bakışıyla bence üniversitelerde falan da böyle gösterimler gibi bir şeyler yapmak lazım. Çünkü çok evet. önemli geliyor bana. Evet. Kendi öğrencilerimize sürekli anlatmaya çalıştığımız bazı dertler var ama tam da bu hikayeleşmiş hali belki bizim ulaşabildiğimizden çok daha farklı bir ulaşma alanı yaratır. Evet. Yorucu bir süreç bu. Yani hani çok kolay evet. bir şey değil her yere gitmek. Evet. Ama hani bu enerjiniz bitmesin diyeyim. Öyle yani, devam edin. Bu 10 gün, işte 2 hafta vizyon zamanı. Tabii bir cansiperhane çok fazla izleyiciye tabii. ulaşmakla geçecek. Ama ondan sonra bütün kalan Mayıs ayı
yaz dönemi ve bütün güz döneminde zaten ben de ders veriyorum ve akademi ruhunu zaten sonuna kadar içime çekmiş birisiyim. Yani özellikle gençlere dokunmak tabii ki benim için en anlamlısı yani. Yoksa bizden çıksın vizyonda. Yani zaten alkışlayacaklar, alkışlasın festivalde değil. Yani mümkün olduğu kadar farklı kırılımlardaki kişilere ulaşmak en değerlisi. En değerlisi. Çok teşekkürler. Çağırırsan gelirim. Biz çok keyifli bir sohbet yaptık. Bilemiyorum, umarım sizin için de biraz ufuk açıcı olmuştur bu sohbet. Ev sahibiydi zaten Ali. Beraber Ali'nin filmini Saf'ı konuştuk. Evet. Saf tutmayı konuştuk. Saf tutmadan insan haysiyetine, onuruna yaraşır yaşamlar sürebilmenin ipuçlarını konuştuk. Çok teşekkürler. Benim ellerinize, için, emeklerinize sahip tüm ekibin. Benim için çok keyifli ve yani bu kadar koşturmanın arasında böyle keyifli bir tartışma yapmak da yani cidden biz bunlar için, bunları düşünerek bu işleri yapıyoruz, öyle diyebilirim. Çok keyifli benim için. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler.